Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 5 gizemlerine baştan hoş geldiniz. Bu videoda yine ağlayan hayalet bebeğin gizemini inceleyeceğim. Bunu en baştan söylüyorum. Bu gizemi ortaya atan ben değilim. Bu iddialar internette ortaya çıktı. Ben sadece doğru mu değil mi onu araştırıyorum. Doğruluk payı var mı onu araştırıyorum. Seslerini yine sonuna kadar açtım oyunun. Lütfen yorumlarda yalancı diye yazmayın. Bunu ortaya atan ben değilim. Bunu iddia eden yine ben değilim. Ben sadece doğru mu değil mi diye araştırıyorum. Konu bana getirildi. Ben de sadece araştırma yapıyorum. O yüzden ben bir yalancı değilim. Okey. Saat da 19.38, 8'e doğru yaklaşıyor. Genelde 8'de oyundaki hava kararıyor. En azından güneş batıyor tamamen. Yine el fenerimi alıp geldim. Mümkün olduğunca az konuşacağım bu videoda. Yağmurun bu durumda nasıl bir etkisi olacağını bilemeyeceğim ama San Andreas'ta koca ayağın ortaya çıkacağı vakitler arasında sisli bir havanın iyi zaman olabileceği söyleniyordu. Bunda öyle bir şey var mı bilmiyorum. Belki hava bizi etkiler ve etkilemez. Köpek sesleri mi duyuyorum? Bu videoyu ikinci defa çekiyorum çünkü zaten daha önce söylediğim gibi bir iki defa deneyeceğimi söylemiştim. Bana getirilen iddiaları artı burayı Trevor yaktığı için Trevor'la gezdiğimiz zaman ortaya çıkacağı söyleniyordu. Göreceklerim bu kadardı. Bu rüzgar sesi mi yalnız?
Yalnız şunu baştan söylemem gerekiyor. Hayalet bebek sesini geçtim. Trevor burayı yaktığı sırada zaten burada herhangi bir bebek olma ihtimali bile düşük. Çünkü burada uyuşturucu yetiştirilip üretilip satılıyordu. Bebek yetiştirmek için uygun bir ortam değildi. Bir, iki, zaten bunun içinde çalışan hiç kimse çocuk da istemezdi. Buraya da çocuk getirmezdi. Onu baştan bir belirtmek istedim. İnanmak istemediğimden değil, inanmak istiyorum ama sadece böyle de bir gerçek var. Bunları anlatmak zorunluluğum. Telefon kamerasıyla bakmamın sebebi bazı kültürlerde fotoğraf makinelerinin ruhlara yansıtabileceği inancı. Tabii ben buna inanmıyorum ama belki Rockstar ona bir gönderme yapmak amacıyla oyunun içine belli başlı bir şeyler koymuş olabilir diye düşünmüştüm. Küçük bir ihtimaldi. Sadece denemek istedim. Sürekli telefona bakmamın sebebi de saat. Araba sesi olabilir. Az önce duyduğumuz. Sürekli saate bakmamın sebebi de telefondan. Genelde bu tarz. Genelde bu tarz şeylerin gece yarısından sonra ortaya çıktığı söylentisi. Korktum. SMS'ten korktum. Bir de bu mite pek
İhtimal vermememin bir diğer sebebi de Rockstar'ın, bu da araba sesi, oyunun içine iki tane hayalet dahil etmek etmemek istemiş olabilmesi. Burada tam kelime açıklayamadım ama Allah'ın ses. Adamlar oyuna iki tane hayaleti birden koymak istemeyebilir. Yine korktum. Daha önce Michael'la gelmiştik. Bu sefer Trevor'la geldik. Çünkü burayı yakan kişi Trevor. Ben bu buraya yandığı sırada içinde bir bebek varsa bundan sorumlu kişi de Trevor olur. Tabi lanettir, beraber o tarz şeylere inanıyorsanız genelde sorumlu kişilerin başına gelir bu tür olaylar. O yüzden Trevor'la baştan deniyoruz şu anda. Lütfen kendi fikirlerinizi de yorumlarda belirtin. Sizin düşüncelerinizi de duymak istiyorum ben. Veya varsa başka böyle iddialar, mitler, söylentiler, onları da belirtebilirsiniz yorumlarda. Bu tarz şeyleri incelemekten keyif duyarım, biliyorsunuz. Bu tarz tuhaf şeylere ben bayılıyorum. Veya benim daha önce de söylediğim gibi. Şu anda incelerken görmediğim ama sizin gördüğünüz bir şey varsa onu da söyleyin. Yine videoyu baştan incelerim onu söyleyeyim. Siz onu söyledikten sonra. Güneşin doğmasından daha bir 4,5 saat daha var. Bu karanlık bir 3 saat daha gider. Saatten sonra güneş doğmasa bile hemen hava yavaş yavaş aydınlanmaya başlar. Pencerelerden dışarı bakmak da insanı ürkütüyor. Dürüst olmam lazım. Ürkütüyor. Dışarıda şekiller gördüğümü düşünüyorum ilk hem ilk bakışta. Sonra tabii dışarıdaki başka şeylerin olduğunu anlıyorum ama ürküyor insan. Şurada böyle bir mitin olmadığına, bu iddiaların doğru olmadığına ihtimal versem bile yine de bu şekilde araştırmak insanı cidden ürkütüyor. Her defasında böyle oluyor. Bir tek San Andreas'ta artık o kadar ürkmüyorum. Çünkü bu kadar yıldan sonra artık alıştım. Ormanlarda, mezarlıklarda, dağlarda dolaşa dolaşa alıştım.
Açıkçası şu saatten sonra pek bir şey çıkacağına inanmıyorum ama. Yine de bakmak istiyorum. İncelemi istediğiniz bir sonraki GTA 5 gizemi ne olsun? Onu da belirtin lütfen. Birçok GTA 5 söylentisi var. Katili paylaşıcılardan tutun. Tepedeki canavarlara. Maymunlar bile var. Güneş doğdu. En azından gün ışıkları iyice vuruyor. Yani böyle bir şeyin olduğuna o kadar da ihtimal vermiyorum ama tamamen yok demek de bence yanlış olur. Oyunu tamamen %100 bitirdikten sonra gelip bir daha kontrol etmek lazım veya belli başlı şeyler yaptıktan sonra belki ortaya çıkıyordur veya haftanın 7 günü var. Belki 7 gecenin birinde ortaya çıkıyordur. Geçen haftaki San Andreas gizem videosuna bakmayı unutmayın. Orada böyle bir şeyle karşılaştık. Daha önce orada hiç çıkmayan bir şey bulduk. Aynı yerde daha önceden bakmıştım. O zaman bulamadım. Ve her gün aynı saatte ortaya çıkmıyordu. Sadece o videoda rast geldim. O şekilde bulduk o tuhaf şeyi. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Onu videoyu açınca görürsünüz zaten. Videonun başlarında zaten ortaya çıkıyor. Dediğim gibi sadece bugün veya yarın ortaya çıkmayabilir bu. Haftanın belli bir saati ortaya çıkabilir veya belli şartlardan sonra ortaya çıkabilir.
Yine de ben buna pek ihtimal vermiyorum. Çünkü bu böyle bir evin içinde hani yanmadan önce herhangi bir bebek olması düşük bir ihtimal. Çünkü buradaki insanlar zaten çocuk istemeyecektir insanlar. Zaten insanı buradaki şeylerin %99'u uyuşturucuyla uğraşan bekar hilbiler. Hadi diyelim birisinin çocuğu var. Kimse buraya bir çocuk getirmez yani. Kimse çocuğunu yanında getirmez böyle bir yere. Hadi sorumluluk sahibi olmayan bir aile diyelim ki zaten uyuşturucuyla uğraşıyorlar. Bebeği buraya getirmek sadece ve sadece bir zaman kaybı olur. Bunlar dediğim gibi bizlere neden olabileceğini veya neden bunu görmediğimizi ve nasıl böyle bir şey mümkün olabileceğini anlattım. Yeni fikirlerinizi lütfen yorumlarda yazın. Ne düşündüğünüzü görmek istiyorum. Sizin tavsiyeleriniz varsa bu mit hakkında şey yapabilirsiniz. Yazabilirsiniz aşağıda yorumlarda. Onun dışında gelecek hafta Five Nights at Freddy's gizemleri videosu yapacağım. Ona bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.